arkadaşlar. Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine Atmasyon yemek tarifleriyle karşınızdayız arkadaşlar. İkinci yemek tarifinde biliyorsunuz Gönül'e rezalet yaşatmıştım. Ama sen de suçlu yapamadı arkadaşlar ve ben yine şampiyon olmuştum. Ama malzemelerde hiçbir kabahat yok. Ben yapamadım. Evet. İlk iki bölümde Emrah Şan ne yapmıştı? We are champions. O zaman intikam. Şu anda bu bölümde arkadaşlar çok kötü. Alabileceğin en kötü şeyi al. Bak alabileceğin en kötü şeyi al. Çünkü burada Emrah Şahan var. Tamam, intikam zamanı. Bakalım Emrah Şahan nelerle karşılaşacak? Sonucu ne olacak? Çok taş kağıt makas yapalım bakalım. Kim başlayacak? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Ben gidiyorum. Gönül burada beklesin. Hadi bakalım. 5 dakika zamanımız başladı. Hadi bakalım. Ya ilk iki bölümde çok gattarlık yaptım. Bu sefer iyi bir şey. Ondan sonra çöp oluyor bir daha. İyi bir şey alayım bari ya. Geçen süt almış mıydım ya ben ona? Süt yoktu, krema vardı değil mi? Evet, şimdilik bir süt dursun bakalım. Bir tane şu küçüklüğümüzün çek kremi var ya, kraker. Bir tane kraker aldım. Bunlar bu arada tatlı da yapabilir, tuzlu da yapabilir. Her şeyi yapabilir bununla. Kedi maması mı? O kadar değil, o kadar değil. Ya sıkıntı yok. En sonunda alırım rastgele bir tane, dört tane şey ya. Biz her zaman şampiyon olduğumuz için sıkıntı yok öyle şeylerde. Ne kadar zamanım var ki? Daha 3,5 dakika var, sıkıntı yok. Burada da çok fazla bir şey yokmuş ya. Marketi değiştirdik. Değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Bu sefer de bir şey bulamadım. Bununla ne olabilir? Dur bakayım öyle. Çok uğraştıracak bir şey olmasın ya. Bunu aldık ama. Bir tane süt alayım ya ben. Bir tane süt alayım. Süt alacağım ama küçük süt alacağım ya. Ya geçen kremi almıştım. Bak dur. Bir tane süt alayım. Bu sefer kıyak geçeyim karıma ya. Kıyamadım. Kıyak geçeyim. Ama bu sefer dur. Bir tane şundan aldım. Tuzlu bisküvi bu. Ondan sonra zamanımız azaldıkça elim ayağım titremeye başladı. Krema sürprizim yine olsun ya. Tuzluyu bıraksak mı abi ya? Hayır. Bırakalım ben. Hayır. Bu neymiş ya? Pirinç unu ne oluyor ya? Pirinç unu. Tatlı mı? Pirinç unu. Ya bunlardan güzel bir tatlı çıkarsın ama şunu da böyle şey olsun diye. O zaman bir tane de şu muzlu puding aldım. Yine muzlu puding aldım. Bir. Bunu bıraktım o zaman. Muzlu puding. Ha o ama kremoleymiş o. Şurada hatta. Bunu almayayım mı? Salça mı alsam ki? Yok o kadar da olmaz ya. Turşu. Kaç dakikamız var? 10 saniye. Neyse o zaman hadi şu pudingi aldım. Bitti. Bence tatlı çıkacak bundan. Başka ne olacak? Yani süt var, krema var, kahve var. Ya şu krakeri bir şekilde güzel bir şekilde oturtturur Gönül. İnanıyorum. Açıkçası onu bugün, geçen hafta bana aldığı malzemeleri alacaktım ama Sena'cığım dedi ki, abla şaşırtalım onu dedi. Kız, kronometre başlatıyoruz. Başladık efendim. Şimdi o zaman en azından pişirilebilecek mesela, evet olabilir. Çok doğru bir şey söyledin. Zencefil mesela geçen hafta zaten enginar. Ay bu da akıyor ya. Yok. Şey yapayım. Ah pırasa alayım. Tamam pırasadan nefret eder. Hiç sevmez. Pırasa aldım. Bir pişirilecek. Ay kız nasıl pişecek bu? Bana ne? Ceviz alalım. Mesela. Poşet nerede kız? Bence değil. Yapsın. Benden mucize bekledi ya. Kendi de yapsın. Bence. Yeter. Çiçek alayım mı? Evet. Şimdi pırasamız var. Cevizimiz var. Mesela baharatlardan kullanmasını istediğim bir şey olabilir mi? Hayır. Kemik suyu alalım mı? Çok çirkin bir şey olur ya. Ne alsak? Tavuk almayalım. O pişmesi çok uzun sürer. Tavuk mu? Aa bunlar ne? Ha dışları mı değişmiş? Tamam. Yufka. Yok. En son aldığımda çok güzel bir şey çıkardı ortaya. Evet. Mesela danone. Bak sana dua etsin Sena. Vallahi ben yoksa çok acımasız davranmaya karar vermiştim. Sana dua etsin. Tamam. Yufka, pırasa, ceviz. Pırasanın içinde şeker, toz şeker. Şaka yapıyorsun. Alalım. Ya toz şeker alalım. Toz şeker alalım. Hadi toz şeker alalım. Bakalım süt, buna süt asla olmaz. Pirinç. Sarımsak şeyinden alsak nasıl olur? Ezme. Sarımsak, ezme, ceviz. Onun içinde zaten ceviz var. Haşlanmış nohut, barbunya. Ne yapabilirim? Ben ton balığı alsam mı? Şeker dedim. Ben şekeri aramaya geldim. Ben niye buraya geldim? Sena şeker nerede? Şeker pirinç unu. Nasıl nişastası? Acele edelim. Zaman kalmadı. Nerede şeker? Kız şeker. Bir, iki, üç malzeme oldu bir de daha. Dört oldu. Son malzeme. Ben şeker bulmam lazım. Şeker nerede acaba şekerler? Tamam şeker aldım. Toz şeker. Niye bunlar kocaman? Heh burada var. Tamam. Aldım. Bu da büyük kız. Neyse sonra evde kullanılır zaten. Tamam ben malzemelerimi aldım. Ceviz, yufka, pırasa, patlayan lezzet, kraker. Mantar alayım mı bunun içine yanına? Tamam şu krakeri bırakıyorum. Tamam mı? Gel mantar alalım. Allah Allah be, ısı taşıyor.
yiyelim artık. Tamam, malzemeler bu kadar. Bundan güzel bir şey çıkar herhalde sana, değil mi? Şekerli falan. Bence şeker pırasaya yakışabilir. Bak yine insaflı davrandı kız. Evet, hadi o zaman kasaya gidelim. Ha bakalım dakikamız kaç olmuş? Tam 5 dakika olmuş. Tam 5 dakika. Ne yaptın? Ne yaptın? Ev ihtiyaçlarını mı karşıladın? Market ihtiyacın vardı, bu şekilde mi yaptın yani? Video sayesinde evin ihtiyaçlarını mı aldın? Evet. Rengini alırdım, kurban oldum. Bu ne böyle? Haftaya bir şey benimkine yapıyorsun. Bak Allah aşkına. Bir benimkine bak. Bir bu... Oh! Ne yapayım ama markette şeker kocamandı. Yani şeker mi? Küçük şeker yoktu. Evde şeker bitmişti bir dermişim. Ev şeker aldım. Pırasa. Üff. Hatun bunlar ne Allah aşkına? Hep... Sen 6 tane almışsın bu arada. Hayır, krakeri ben kendime aldım. Ver onu. Hayır, ben... Hayır! Hayır, onu ver, hayır. Hayır, ben istediğimi çıkartırım. Ben bunu çıkartıyorum. Videoda kaydımız var. Biz 5. ürün olarak bu şeyi en son şekilde... Ben saymam abi. Ben içinden biraz... Ben içinden 5 tane seçerim. Bu evde sonradan yenilecek diye alındı. Evet. Ev için alındı. Evet. Yani hep beraber yiyelim. Vallahi bak. Bir daha böyle bir şey olursa, bak bir daha böyle bir şey olursa içinden çıkan ben istediğim 5 taneyi seçerim. Pırasa ne Allah aşkına ya? Ceviz. Bu ne ya? Yufka. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben konuşurken duydum Sena'yla Gönül'ü. Dediler ki işte güya bana suikast yapacaklar. Benim geçen hafta aldığımın aynısını alacaklar onlar. Ben de hemen gittim ChatGPT'ye şey yazdım. Dedim ki bana işte bunu kullanarak bir yemek hazırla diye. 3 tane yemek hazırladım. İçlerinden bir tanesini seçtim. Bak. Diyorum ki bunların da hiç haberi yok. Diyorum ki hiç bilmiyormuş gibi yapacağım. Ondan sonra oh diyorum bir yemek yapayım bunlara. Bunların aklı fikri şaşsın diye. Sonra bir geldi bunlar. Bunlar ne abi? Ya böyle ters köşe yaparlar. İyi ki seni acığımı dinledim. Abla dedi boş ver onları almayalım. Başka bir şey alalım dedi. Bir benimkileri aç bakalım. Tamam dedim. İyi ki. Çünkü ne konsepti? Benim iyi niyetime bakın Allah aşkına. Yani ben tabii gerçekten bu konseptim. Hemen gidiyor hileye bakın. Hemen gidiyor yapay zekaya tarif arattırıyorsun. Ama senin yaptığın da öyle. Ben sana iyi o zaman her hafta ben sana bunu aldım. Ben de sen o zaman öbür hafta bunları alayım. Ama çok iddialıydın bana aldığın malzemelerde çok güzel bir şey. Öyle şey olmaz dair. Kardeşim. Yapacaksın. Sen şef sen yapacaksın. Bak ben bundan da çıkartacağım. İşte şef. Bak ben bundan da çıkartacağım. Ben bundan da çıkartacağım. Merak etme. Bundan da öyle güzel zaten bir şey çıkartacağım bundan ki. Zaten bundan çok güzel bir tarif çıkar. Ben sana söyleyeyim. Biz kendimize tarifi bile çıkardık yani. Ben kendimize hiç gerek yok. Mükemmel bir tarif çıkar. Hiç gerek yok. Ama sen zaten burada Emrah Şahan varsa, Emrah Şahan varsa çözüm var arkadaşlar. Arkadaşım senin kremayla bir derdin mi var? Evet, krema çünkü çok güzel bir şey ve her şeyde kullanılabilir bence. Bence mükemmel bir tarif çıkartabilirsin bu arada. Nescafe, krema, puding, püskevit. Ben sana şey vermeyeyim, spoiler vermeyeyim ama bana şöyle bir şey alırsan eğer... Güzel bir şey çıkar. Ben dünyanın en güzel şeyini çıkartırım. Yani bana tamam. Gerçekten böyle şununla bir şey... Şununla şunu kullanacağım, okey. Kremayla şunu açacağım, sonra da bisküviyle bir tatlı yapacağım. Ya bu kadar kolay bir şey yok. Bir de şuna bak. Neyse tamam hadi gel taş kağıt makas yapalım. Tamam ilk ben yapayım ya. Tamam git sen hadi. İlk sen yap. Git. Sonra yapay zekaya falan yazarsın. Ne lazım? Sen git de yaz yapay zekaya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bak bu konsept biraz devam etsin. Ben Emrah Şef diye şey açarım. Yer açarım. O kadar da iddialıyım yani. Bir kere yemek yemeyi seven adam, bak yemek yemeyi seven adam bir kere güzel yemek yapar, tamam mı? Sadece üşengeçliğinden yapmıyorsa yapmıyordur, tamam mı? Bunu da geçen Gönül'den görmüştüm, buranın soyulacağını normalde bilmiyorum yani. Ufaktan nasıl bir şey yapacağımı anlatayım mı? Bunları kavuracağım, ıspanak, bu, zeytinyağında kavuracağım bunları. Üstüne kavurduktan sonra ceviz koyacağım. Ondan sonra pırasayla beraber hepsini kavuracağım yani. Kavurduktan sonra en son cevizi koyacağım. Sonra şey haline getireceğim onları. Küçük bir taba zeytinyağı dökeceğim ve sigara böreği olarak yapacağım. İçine sigara böreği gibi yapıp ondan sonra da onun içine atacağım. Şekeri de onun üstüne dökeceğim. Hemen ben bunu bir küçük bir tava. Oradan bir zeytinyağı alabilir miyim kardeşim? Tamam şimdi... Pırasamızın bir ilk şeyini bir soyalım. İlk katmanını içine yapacağım çünkü. Şu ilk katmanını kullanmak istemiyorum. Bunun da biraz buradan, biraz da şuradan alayım. Şimdi bunları kullandık. Bunlarla işimiz yok. Şimdi bir tane tahta kaşık alayım. İyice bir kavurayım. Şimdi ne kullanırız? Ceviz, şeker. Tamam bu bitti ya. Kafamdaki olay bitti. Ama işte çok az olacak. Çünkü şey zamanım az olduğu için çok fazla şey yapamadım. Bir yandan şundan bir tane şey yapayım. Bir tane olacak yani. Anladın mı? Daha dakikamız varsa biraz bir tatlı yapalım.
Güzel olursa ben sana yaparım kardeşim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Kırmızı toz biber. Biraz. Kırmızı toz biber ve birazcık kimyon atacağım sadece. Ama bunlar da bayağı küçük oldu ya. Bir tane yapacağım ama eğer güzel olursa. Kaç dakikamız var? Daha 28 dakika oldu. Oho da. Yalnız bir şey değil mi? Gerçekten güzel olacak ama. Şu an şekeri biraz az kaldı. Şöyle biraz daha atayım. Bir tane daha ceviz kıralım bence. Ustanın iyisi cevizi bıçağıyla kırar. Cevizi de böyle bilerek büyük büyük yapıyorum ki böyle yerken ağza gelsin. Şimdi bunu nasıl saracağız? O var. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu böyle bir koyayım ben. Üstüne biraz zeytinyağı yine. Şimdi bilerek aynı tavada yapıyorum. Tavayı değiştirmedim. Çünkü o şeyi alsın. Tavanın lezzetini de alsın. Hatta şunu yakın plan alabilirsen. Bak. Daha vaktimiz var değil mi? Ne kadar vaktimiz var? Var. Tamam dur. Ha, gönül aldığım krema vardı ya. Onun az bir şeyini kesip kullansam mı ki? Şundan az bir şey krema dökeyim oraya ya. Of. Şimdi sıcak sıcak yiyeceğiz. Alacağım tabağa. Pişti yemeğimiz. Şimdi güzel bir tabak. Ortalığı bir temizleyeyim hemen. Gönül Hanım! Ve yemeğimiz an itibariyle hazır arkadaşlar. Şimdi Gönül Hanım'ı çağırıyoruz ve lezzeti tattırıyoruz. Arkadaşlar bu arada normalde 20 dakikam vardı. Bunu tam 10 dakikada yaptım. Bir inanılmaz bir zekama sahip olduğumu görmüş oldunuz. İnanılmaz saçma sapan 5 tane şeyi birbiriyle karıştırıp mükemmel bir yemek yaptım. İsmini de düşüneceğim, söyleyeceğim size. Gönül Hanım muhtemelen hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ama görüntü nasıl? Çok güzel. Görüntü bir şey değil mi? Değil. Gerçekten. Bence çok lezzetli bir şey ortaya çıktı gibi geliyor bana. Şekerin üzerine dökmen çok güzel bir ayrıntı olmuş. Şu ve şu. Sena sen bir tarif falan verdin mi? Bir şey söyledin mi? Full fokus yaptım. Hiç konuşmadım. Vallahi işine odaklandı ha. Kendim bir ısırık almak istiyorum. Müsaadenizle. İçi bol cevizli, bol mantar ve ıspanaklı. Bir de kaşar peyniri alsaymıştın ha. Kaşar aklıma geldi de onu orada mı eritsem, içine mi koysam bilemedim. Bizim şimdi iyi giden bir şeyi bozmayayım dedim. He, senden az bir şey krema çaldım. Bulduğum şeyde yoktu çünkü. Yemin ediyorum, yemin ediyorum ben var ya gerçekten Acun abicim. Beni MasterChef'e çağırmazsan sen bu işi bilmiyorsun. İnanılmaz bir şey. Yemin ediyorum bak. Bir saniye kokusu. Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Kokusu inanılmaz güzel. Bak kokusu çok güzel. Oha. Ya bak şaka yapmıyorum bak yemin ediyorum ya. Saniye çok iyi bir şey geldi. Bugüne kadar bak ilk iki bölümde yaptığımı silin arkadaşlar. Kapyavatayı silin. Ondan sonra yaptığım o içeceği silin. Bu bugüne kadar yapmış olduğum şaheser. Yemin ediyorum. Mükemmel bir şey. Böyle bir şey olamaz. İçindeki cevizin, ıspanağın ve şeyin uyumu bir mükemmel bir şey olmuş ya. Böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Mükemmel. Şuna hemen yiyeceksen az bir şey daha kes. Sena'ya verip hemen puan alacağız çünkü. Abartısız söylüyorum. Şuna 9'dan aşağı puan veren adam damak tadı yoktur yani. Gerçekten bugüne kadar yaptığım şaheserim. Bunun ismini sen koy Hatun. Benimle gurur duyduğunu ve ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bak yemin ediyorum ya. Bunu herkes yapsın evinde. Çok iyi. Yemin ediyorum ya. Bunu herkes yapsın evinde. Böyle bir şey yok. Pırasaları tam kararında öldürmüşsün. Mantarları da çok güzel şey yapmışsın. İçinde ceviz acayip yakışmış. Üzerinde şeker, içinde de şeker var. İçine az bir şey, dışına daha fazla koydum ama. İçine bir tık daha şekeri koyabilir misin biliyor musun? Yok çok tatlı olsun istemedim. Ama çok iyi olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Sena. Hemen Sena'yı uzat çabuk çabuk. Al uzat. Nasıl Sena? Al onu at ağzına öylece. Çok iyi olmuş ya. Böyle yapıyor Sena. Nasıl? Böyle yapıyor. Gerçekten çok teşekkür ederim ama.
Yani böyle bir beşli seçtiğin için seninle gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmelsin karıcığım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir şey çıkaracağını biliyordum zaten. Yine bu beşliyi alırken kesin şey dedi. Bu beşliden nasılsa hiçbir şey çıkartamaz. Bunu zaten pişirmeyi bilemez. Bunu ne yapacak? Pırasayı zaten sevmez. Ne dedi? Yetiştiremezdi. Evet. Güzel bir şey olur ama yetiştiremez. Yetiştirmeyi bırak. Normalde 20 dakika zamanım var. 10 dakikada, 8 dakikada bitirdim. Gerçekten mi? Hepsini 8 dakikada yaptım. Çok iyi olmuş ama biz zaten börek yapar diye düşündük. Belki gözleme yaparsın diye düşündük ama bu da çok güzel olmuş. Hem sunum çok güzel olmuş. Bir tane yaptım. Ha. Şimdi nasıl bir şey olacağını bilemediğimden dolayı yakışır mı yakışmaz mı çok diye. Çok güzel olmuş. Şey yaptım. Eline sağlık. Gerçekten ama bravo. Çok güzel. O yüzden seni biz o zaman seninkini hiç yapmadan bitirebiliriz videoyu. Bence de bu tarif videosu olsun. Neyse. Şimdi de gönlünkeye geçer hadi. Onu da gönlün olsun, o da yapsın arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Yaratıcılık konusunda evet çok iyisin. Şimdi arkadaşlar bunlardan doğal olarak tatlı yapacağız. Neden? Çünkü pudingimiz var, kremamız var, süt var. Zaten bunları bir bütün olarak almış. Şunlardan değişik bir şey yapmaya çalışacağım. Tabii ki şu anda benim moralim 0-0-0 çünkü galiba bugün 3-0 olacak demiyorum. Ben de kazanabilirim. O zaman ilk önce pudingi yapmaya başlayalım. Şimdi bunda 2,5 su bardağı su lazım. Hatta ben sütü direkt buraya koyayım değil mi? Bu bardak da büyük ya. İki bardak koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi sütümü ekliyorum pudingime. Kakaolu bir puding tercih etmiş. Şimdi bunu bir güzel bir pişireceğim. Dakika başladı mı Sena? Tamam. Ben muz kullanacağım. Dışarıdan her türlü malzeme kullanabilirim. Vereyim ben. Evet lütfen, bir tane muz alayım. Tamam. Muz kullanacağım. Sonrasında ya şu bisküvi tuzlu. Bisküvi tuzlu kötü olmuş ya. Onu şöyle çikolataların içinde şey yapabilirim. İlk önce kremamı bir boşaltayım. Sonrasında içine çikolatalarımı kıracağım. Benim evde çikolatalarım vardı zaten. Biliyorsunuz kendi sayfamda artık tarifler yapıyorum. O yüzden evde böyle çikolatalar barındırıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya diye düşünüyorum. Sonra bir tane de bitter çikolata koyacağım. Ya ilk sefer şey yapmıştım ya, hani bardakta, kasede daha doğrusu. Yine onun gibi bir şey yapmak istemiyorum aslında. Benzer bir şey olmasın diye. Şimdi muzu da kullanarak genelde pastacı kreması kullanılıyor. Hani böyle daha yumuşak, kıvamlı. Kahvemiz var bir de. Bak. Ama dökelim. Hadi bakalım, kahveli bir şey olsun. Kahveyle muz yakışır diye düşünüyorum. Bakın kahveyi ekledim. Tamam. Evet, çikolatamı erittim. Şöyle bir çikolata yaptım. Tamamdır. Sonrasında bu burada dursun. Birazcık soğusun. O sırada pudingim çıkıyor. Küçük mini bir böyle pasta gibi bir şey yapabilirim. Ya şu tuzlu olmasaymış desene sen de, o kadar da değil yani. Tatlı bisküvi alsaymış zaten güzel bir şey olur. Evet şimdi şöyle. O zaman işte puding sıvı ya, nasıl olur? Şey dedim, acaba serik üstüne puding dökeyim falan. Ama o zaman bisküvi az. Pudingin hepsini kullanmak zorunda değilim zaten değil mi? Tamam. Şöyle. Puding kaynadı. Altını kıstım. Şimdi ben bunları bir kırayım. Çünkü ben bunun içine hatta Hindistan cevizi ekleyeceğim. Çok daha da karıştıracağım yani. Tamamdır. Bu da okey. Evet, sunumda işte muzu kullanacağım. Orada güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Hindistan cevizi koydum. Bisküvi var, tuzlu. Şey, krema şurada. Sadece bu harcımızın içinde 3 malzeme var. Tuz bastıracak değil mi? O zaman onunki de cevizli, benimki de cevizli. Senin kremanı kullandı. Değil mi? Doğru diyorsun. Kırmayla uğraşamayacağım. Kırık vardı. Bir de çok güzel bir tatlı çıkıyor mu ortaya? Güzel bir koku geliyor. Vallahi bak, güzel bir koku geliyor. Görüntü iğrenç. Şimdi şöyle artık tarif bitmek üzere. Pudingimizi de alıyoruz. Bunu da kullandık nasıl olsa. Tamam, bitti. Şimdi muzu şöyle ikiye böleceğim. Ne oldu işte? Oldu hani? Hayır, daha olmadı ki, daha bitmedi. Senin ben ne yapıyorum? Güzel bir şey.
Şimdi uçup onları da koyalım. 4 dakika dedin değil mi? En son üzerine zaten şu sosu dökecek. Olmuyor. Oha. Wow. Bu sefer ben kazandım. En son derizimizi de ekleyelim. Evet. Tarifim. Tamam. Emrah Bey buyurun. Sulu boya. Şu anda babacığım şu an çok önemli. Sulu boyayı yapacağız beraber. Galiba annen çok güzel bir tamam şey yapmış. Tamam anneciğim. Bu hafta sanırım ilginç bir hafta. İkimizinki de yani benimki mükemmel ama. Valla benimki de bence çok güzel oldu. Bu arada çok iyi olmuş. Kelebek. Sana ben yedirmek istiyorum. Bunun hepsini ben tek seferde ağzıma atabilirim bu arada. Öylece. Bakalım tuzlu bisküviyle nasıl bir lezzet olmuş. Maşallah. Tabii sıcak, biraz da soğuması lazım. Sıcak değil. Yani tuzlu bisküvi işi biraz şeye dökmüş. Tuzu aslında ben de böyle düşünmüştüm yani krakeri böyle rendeden şeyden geçirip robottan geçirip diyeceğimi düşünüyorsanız. Ne ya aşkım? Güzel olmuş. Gerçekten mi? Vallahi beğendin evet, mi? Evet. Güzel olmuş. Hepsini birbirine nasıl uydurdun? Muzu ben almadım. Sen kendin kattın. Evet. Şimdi ben ne almıştım? Puding aldın. Pudingi. Bu arada benim aldığım her şeyi kullandın değil mi? Her şeyi kullandım. Her şeyi. Kremayı. Videoyu izlerim. Hepsini kullandım. Bak şimdi. Pudingde zaten puding var, süt var ve Nescafe var. Aa, Nescafe hepsini. İçine koydum. Bunda da bisküvi var. Buna ne koyduk Sena? Çikolata. Çikolata sosu var. Çikolata sosunun içinde değil. Pudingi sonra bunun içine koydum. Kırdığım bisküvilerin içine koydum. Hindistan bak, cevizi bir şey var içinde. Mi? Muza bile gerek yok biliyor musun? Şu karışım bile. Çok güzel değil mi? Çok iyi. Gerçekten. O zaman Sena'yı bekliyoruz. Şu bir gerçek arkadaşlar. Bu haftanın yine galibi kesinlikle benim. Sena. Yani güzel. Yok Sena yese de fark etmez. Yani güzel ama bir wow değil yani. Ben de seninkini biraz abarttım zaten. Al cevizi de at ağzına. Ceviz çünkü şey renk katıyor. Yani şey yani böyle güzel. Gerçekten güzel. Ama şöyle bir şey var. Ben zaten biraz şey yapmışım. Yani hani böyle. Abartmışsın. Yok yok. Kullanılabilecek her şeyi zaten bunun üstüne. Yani şu pudingin içine resmen benim aldığım neredeyse hepsini koymuşsun zaten. Yani bir yaratıcılık yok. Yani yapılabilecek tek şey buydu zaten. Herkesin yapabileceği bir şey yapmışsın. Lezzet olarak güzel. Ama benim bugün yaptığım o değişik sigara böreğiyle kapışma olasılığı çok düşük. O yüzden de yine bir 8 puan vereyim ama. Sena. Güzel ama tuz olayını istemiyor. Yani biz o bastırsın diye ceviz koyduk, Hindistan cevizi falan koyduk ama bastırmıyor. Evet. Geliyor tuzlu. Evet o tuzlu. Onun yerine normal bir bisküvi kullanırlarsa çok güzel bir tarif. Evet o bak o tuzluyu çıkartıp yerine böyle burçak. Şey burçak. Burçak. Tuz, ilk başta aslında burçak geldi aklıma. Dedim ki bu sefer de tamamen al sana evet. Yani mükemmel bir şey yap demiş gibi olurum. Bu sefer de tabii ki bunun içinde birazcık yani şey olması lazım, rekabet olması lazım. Evet. İçine değişik bir şey koyayım, yaratıcılığın katsın dedim ama yani. Ama bugünün kazananı yine evet, elimi kaldırır mısın yine? We are the champions, all I got it. But the what they call me are the holy. We are the champions. Ama bak bak yaratıcılık dedin de şimdi sen bana sade kremi aldın. Ben bunun içine çikolata koydum ve çikolata sos yaptım. Ben yine de birinci aşkım yani. Ama bak sen bana aşkım, bir şey söyleyeyim mi? Bak aşkım bak benim yaptığım yemekle maalesef o ölçülüşebilecek bir yemek değil. Zaten olay nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen hafta benim aldığım 5 parçayla Gönül benim bu hafta yaptığım gibi bir şey yapabilseydi olay oydu. Zaten amaç... Onlarla yapılmaz bak yine birisi sen al. Bak. Alacağım ya. Haftaya sen al tamam mı bana? Ama çektim bile ben bunu. Ya çet çet pideye gerek yok arkadaşlar. Abi bir gün aldığın ne oldu? Aldım 5 saniye sonra yapmaya başlamadım mı Sena? Nasıl oldu? Tamam babacık o zaman videoyu kapatalım. Gel hadi beraber kapatalım sonra da seninle sulu boya yapalım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzun serimizin devamını istiyorsanız da bolca like'larınızı yorumlarınızı bekliyoruz. Gönül yine hüzünlü ama maalesef yapabilecek bir şey yok. Galiba ben şefliğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Emrah Şef gururla sunar. Her zamanki gibi videonun sonunu Gönül Hanım'a bırakıyorum. Like atın. Üzüldüm.